Sözlerime başlarken aziz vatanımızı bizlere emanet eden atalarımızı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan uğruna toprağa düşen kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesi olarak özel bir anlam ifade eden bu bütçe görüşmelerini sabırla ve dikkatle takip ederek objektif değerlendirmelerle düşüncelerimizi paylaşacağız. Bütçeyi dünya ve ülke gündemiyle birlikte akıl ve vicdan terazisinde milli tarih şuuruyla dün, bugün, yarın perspektifiyle ele alacağız. Muhterem milletvekilleri, dünya salgınların, savaşların ve ekonomik buhranların neden olduğu küresel krizlerle boğuşmaktadır. Derinleşen krizler Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya pek çok ülke yönetiminde istikrarsızlıklara yol açmıştır. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkede hükümet krizleri çıkmakta, siyasi çalkantılar yaşanmaktadır. İngiltere'de neredeyse iki haftada bir başbakan değişirken Hollanda, Almanya, Belçika, Bulgaristan ve Çekya'da parlamenter sistemden kaynaklanan krizler yaşanmaktadır. Birçok ülkede hükümetlerin görev süreleri kendi ifadeleriyle marulun bozulma süresinden daha kısa sürmüştür. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetimde sağladığı istikrar ile adeta bir çınar gibi kök salmakta, özgün bir model olarak tüm dünyaya örnek olmaktadır. Fakat bugünlere gelmek kolay olmadı. Siyasi ve demokrasi tarihimiz darbelerle, muhtıralarla, vesayet girişimleriyle kesintiye uğramıştı. Sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle çok sayıda hükümet krizleri çıkmış, istikrarsız hükümetlerin deneme yanılma yöntemiyle ülke meseleleri adeta yapboz tahtasına çevrilmişti. Memleketin temel meseleleri ortada kalmıştı. Sadece bir örnek vermek istiyorum. Öyle ki Aralık 1998'de bir türlü hükümet kurulamıyor, hükümet kurma çalışmaları akamete uğruyor ve koalisyon kurma girişimleri sonuçsuz kalıyordu. En sonunda dönemin Cumhurbaşkanı mecliste bağımsız bir milletvekiline, yani tek başına mecliste yer alan bir tek bağımsız milletvekiline, Allah rahmet eylesin, merhum Yalım Erez'e hükümeti kurma görevi vermek zorunda kalınmıştı. Bu bağımsız milletvekili 14 gün sonra hükümet kurma görevini iade etmiş, bir ay içerisinde hükümet kurma çabaları ikinci defa başarısız olmuştu. Ülkemizde çok partili seçimlerin ilk kez yapıldığı 1946'dan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yürürlüğe girdiği 9 Temmuz 2018'e kadar tam 51 hükümet görev yapmıştır. Bu 72 yıl boyunca 17 koalisyon hükümeti, 6 azınlık hükümeti, 3 darbe hükümeti ve 2 de geçici hükümet kurulmuştur. Hükümetlerin ortalama görev süresi 1 yıl 3 aya tekabül etmektedir. 1,5 yılı bile bulmamaktadır. Türkiye'nin temel problemi bir türlü siyasi istikrarın temin edilememiş olmasıydı. Bu tablodan çıkan en önemli sonuç şudur değerli milletvekilleri. Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle istikrarını sağlamıştır. Bu çok önemli bir kazanımdır. Bunu göz ardı edemeyiz. 4 yılı başarıyla geride bırakan bu sistemle ülkemiz kaybolan yıllarını telafi etmektedir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle prangalarından kurtulmuş, atılımlarımıza engel olan kronik sorunlara neşter vurmuştur. Eski parlamenter sisteme dönme arzusu siyasi bir körlük, müzmin bir ufuksuzluk ve geçmiş deneyimlerden ders almayan bir akılsızlıktır. Bu sisteme ucube diyenler, eski sistemin kısır tartışmalarını yeni sistem üzerinden yürüten
ucube bir tutum takındıkları gibi kendileri de ucubenin ucubesi sistem önerilerinde bulunmaktadırlar. Görmüyor musunuz? Bakın bugün Gazi Meclisimiz yeni sistemle sağlanan istikrar sayesinde ilk defa 6. yasama döneminde çalışmalarını sürdürüyoruz. Yönetimde sağlanan istikrarla ekonomik altyapıda, diplomaside, teknolojide, terörle mücadelede, milli haklarımızın korunmasında, sağlıkta, sporda ve her alanda kazanılan başarılarla perçinleniyor. Uzun yıllar hükümet krizleriyle, emperyalist müdahalelerle, darbelerle, vesayetle, istikrarsız yönetimlerle sekteye uğrayan atılım hamlelerimize sahip çıkılıyor. Sayın milletvekilleri, dünya bugün tıpkı 100 sene önce olduğu gibi yeni bir denge arayışının sancıları içindedir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de beka ve egemenlik mücadelesi vermektedir. Covid-19 salgını, sınır çatışmaları, iç savaşlar, terör saldırıları ve göç dalgası küresel istikrarsızlığı derinleştirmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı küresel enerji ve gıda kriziyle adeta mutasyona uğramıştır. Peki, dünyanın siyasi, iktisadi ve toplumsal kaosa sürüklendiği bu kritik süreçte Türkiye neler yapmaktadır? Sınırlarımızın içinde ve dışında, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde ara, bul, yok et parolasıyla bütün terör örgütleriyle etkili bir mücadele verilmektedir. Türkiye'nin öncülüğünde İsveç ve Finlandiya ile imzalanan üçlü muhtırayla PKK, PYD, YPG ve FETÖ terör örgütlerinin küresel bir tehdit ve terör örgütleriyle mücadelenin uluslararası bir sorumluluk olduğu kabul edildi. Doğu Akdeniz'de, Adalar Denizi'nde, Mavi Vatan'da meşru haklarımızı hedef alan kirli senaryolar bertaraf edildi. Libya ile imzalanan anlaşmalarla Türkiye'yi kara sınırlarına hapsetmeye çalışanlara gereken cevap verildi. Kıbrıs'ta 46 yıldır kapalı olan Maraş açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye kabul edilerek tüm dünyaya açık bir mesaj verildi. Karabağ, Ermenistan işgalinden kurtarıldı. Bir yandan meşru haklarımıza göz dikenlere hatlerini bildirirken, diğer yandan yurtta barış, dünyada barış parolasıyla Türkiye diplomasinin cazibe merkezi haline geldi. Salgın sürecinde bazı ülkeler yardım gemilerine el koyarak korsanlık yaparken Türkiye 161 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi yardım malzemesi gönderdi. 12 Kasım 2021'de Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Türk Devletleri dilde, fikirde, işte birlik parolasıyla siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerini üst seviyelere taşıdı. 11 Mart 2022'de 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası kuruluş temsilcisi ve 75 ülkeden gelen katılımcılarla 2. Antalya Diplomasi Forumu düzenlendi. Ki geçtiğimiz hafta bu forumun da vakfının kanunu mecliste birlikte kabul ettik. ABD ve batılı ülkeler kaos yaratmaya çalışırken Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının kalıcı ateşkesle sonuçlanması için somut adımlar attı. Rusya ve Ukrayna, Türkiye'nin öncülüğünde Antalya ve İstanbul'da düzenlenen zirvelerde bir araya getirildi. 22 Temmuz ve 2 Kasım'da İstanbul'da Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmalarıyla gıda krizlerinin önüne geçildi. Batılı ülkeler ırkçı ve sömürgeci bir tutum alırken Türkiye Afrika'da, Orta Doğu'da, Güney Amerika'da, Asya'da barışçı ve insani ilişkiler kurmuş, milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önüne geçmiştir. İnsani yardımlar, esir değişimi ve savaştan kaçan sivillerin kabul edilmesinde insanı merkeze alan bir anlayış ortaya konulmuştur. Türkiye, milli çıkarları ve hedefleri doğrultusunda güçlü bir şekilde kendi çizdiği yolda ilerlemeye devam etmektedir. Çok yönlü, aktif ve dinamik politikalarıyla inisiyatif alan Türkiye, başka ülkelerin gündemine mahkum değildir.
Türkiye artık kendi gündemine hakim bir ülkedir. Muhterem milletvekilleri, Türkiye yerli ve milli kalkınma hamleleriyle yüksek teknolojinin ve savunma sanayinin gelecek vizyonunu şekillendirmektedir. Bugün 170'ten fazla ülkeye savunma sanayi ürünleri ihraç eden bir ülkeyiz. Havada Bayraktar, Anka, Aksungur, Akıncı, Kargo, Karayel insansız hava araçları, insansız savaş uçağımız Kızıl Elma, kısa menzilli balistik füzemiz Tayfun, Atak ve Gökbey helikopterlerimiz, Bora, Kasırga, Toros ve Atmaca füzeleri. Karada Boğaç, Barkan, Kaplan, Demirhan, Alpan, Ertuğrul ve diğer insansız kara araçlarımız. Altay, Vuran, Poyraz, Akıncı, Tulpar, tank ve zırhlı araçlarımız. Milli piyade tüfekleri ve fırtına obüsleri. Denizlerde Ulak, Sancar, Salvo, Albatros ve Mir insansız deniz araçları. Mirgen projesi kapsamında üretilen milli savaş gemileri TCG Heybeliada, Büyükada, Burgazada ve Kınalıada. Ve Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamit Han sondaj gemilerimizde Türkiye gücüne güç katmaktadır. Ayrıca milli günlerimizde büyük eserlerin milletimize kazandırılması adeta bir gelenek haline gelmiştir. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramımızın yıl dönümünde yerli ve milli elektrikli otomobilimiz TOK ülkemize kazandırıldı. Bu girişimle teşebbüsleri sekteye uğratılarak fabrikaları kapatılan Nuri Demirağ, Nuri Killigil, Vecihi Hürkuş ve Şakir Zümre'nin mirasına sahip çıkılmıştır. Türkler otomobil yapamaz, yapsa da yürütemez diyenlere gereken cevap verilmiştir. Otomobil yapıyormuşuz, hani nerede diyenler hayal kırıklığına uğramıştır. Şom ağızlıların kem sözleriyle kaybedecek vaktimiz yoktur. Türkiye bugün dünyanın en büyük uzay ve teknoloji festivali Teknofest'lerde bilimin ve Türk gençliğinin cazibe merkezi haline gelmiştir. Sayın milletvekilleri, 104 yıl önce ülkemiz emperyalistler tarafından işgal edilmiş, ordularımız dağıtılmış, ekonomimiz çökertilmişti. Emperyalistlerle işbirliği yapan bazı sefiller işgalcilerden himaye dilenerek iktidarı ele geçirmeyi ummuşlardı. Tıpkı bugün yabancı devletlerden iktidar umanların yaptığı gibi. Bugün iktidar yıkılsın da nasıl yıkılırsa yıkılsın diyenler, dün Abdülhamit gitsin de nasıl giderse gitsin demişlerdi. Bugün Libya'da ne işimiz var diyenler, dün Trablus ve Bingazi'de ne işimiz var diyorlardı. YPG bize saldırmaz diyenler, o gün, dün Hınçak, Taşnak ve Pontuşlu çeteler içinde aynısını düşünüyorlardı. Dün Edirne'ye Enver alacağını Bulgar'da kalsın diyorlardı, bugün sınırımızda PYD olsun diyorlar. Bugün otomobil yapıyormuşuz, hani nerede diye soranlar, dün Türkler otomobil yapamaz diyenlerin ahvadıdır. Bugün Türkiye'de can ve mal güvenliği yok, yatırım yapmayın diyenlerin, dün Nuri Demirağ, Vecihi Hürkuş ve Nuri Killigil'in girişimlerine engel olanlardan hiçbir farkı yoktur. Dün manda ve himayeyi savunanlar, bugün ittifak halinde iktidara gelirsek Avrupa Birliği'nin Türkiye hakkındaki bütün kararlarını derhal uygulayacağız diyerek Brüksel'e selam durup tekbir vermektedirler. Bunlar millete değil, yabancı devletlere taahhüt vermektedirler. Bugün Türkiye Suriye'de nüfus mühendisliği yapıyor diyenler, Hatay'ın anavatana katılmasına da kesinlikle karşı çıkarlardı. Bugün Türkiye'nin bir beka sorunu yok diyenler, dün Samsun'daki ilk adımı, Amasya, Erzurum ve Sivas'taki bağımsızlık çağrısını da gereksiz, hatta zararlı bulacaklardı. Türk ordusunun kimyasal silah kullandığı iftirasını atan hainler, dün Kuvayi Milliye'de alçakça iftiralar atmışlardı. Kahraman ordumuza defalarca katil ve satılık diyen güruh, Taksim'deki saldırıyı devletin planladığını ima edecek kadar teröristlere kalkan olmaktadır. Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculuk üstlenerek dünyaya barışçı bir diplomasi dersi veriyor. Bunlar ABD ve AB'nin
istekleri doğrultusunda hareket etmeyi tavsiye ediyorlar. Türkiye savunma sanayinde 21. yüzyıla damga vururken bunlar tank, top, İHA, SİHA, vur, öldür, kahramanlık türküleri diyerek Kandil ağzıyla konuşuyorlar. Askerimize Libya'da lejyoner, Suriye'de işgalci diyenler Türkiye Doğu Akdeniz'i geriyor diyerek düşman ağzıyla konuşuyorlar. Kendini ve ülkesini küçük görüp batıya bakmaktan boynu tutulan mandacılara milletimiz geçit vermeyecektir. Muhterem milletvekilleri, küresel krizler, Covid-19 salgını, iç çatışmalar ve savaşın etkisiyle ivme kazanmıştır. Salgın nedeniyle tüm dünyada kamu maliyeleri bozulmuş, bütçe açıkları, borçluluk, işsizlik ve enflasyonda yüksek artışlar meydana gelmiştir. Gelir eşitsizliği artmış, yoksulluk daha da belirginleşmiştir. Küresel ekonomide Rusya-Ukrayna savaşı ile derinleşen belirsizlik, enerji ve gıda kriziyle tedarik zincirlerinde ciddi sorunlara yol açmıştır. Birçok ülke son 50 yılın en yüksek enflasyonuyla yüzleşmektedir. Yüksek enflasyon sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Taşımacılık maliyetleri ve emtia fiyatlarında gözlenen olumlu seyre rağmen küresel enflasyon artış eğilimini sürdürmektedir. Bu durum dünya genelinde finansal sıkılaşmayı artırmakta, ekonomik faaliyetleri sınırlamaktadır. Avrupa'da derinleşen enerji krizi, ABD ve AB'de sıkılaşan mali koşullar nedeniyle artan durgunluk küresel ekonomi için olumsuz bir tablo çizmektedir. Küresel ölçekte 2023 yılına ilişkin büyüme tahminleri önceki yıllara göre önemli ölçüde aşağı yönde güncellenmiştir. IMF 2022 yılı büyüme beklentilerini 4.4'ten 3.2'ye düşürmüştür. 2023'teki büyüme oranlarının %2.7'ye düşeceği tahmin edilmektedir. Dünyada hal böyleyken Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin yönetimde sağladığı istikrar ile krizleri bertaraf ederek diğer ülkelerden pozitif yönde ayrışmıştır. Türkiye yatırım, büyüme, ihracat ve istihdamda gösterdiği güçlü performansla küresel ekonomik krizlerin yıkıcı etkilerini en az hasarla atlatan ülkelerden birisi olmuştur. Dünya ekonomisinin %3.3 daraldığı, OECD ülkelerinin %4.5, AB ülkelerinin %6 küçüldüğü 2020 yılında Türkiye %1.8 büyümeyi başarmıştır. 2021 yılında %11.4 ile son 50 yılın en yüksek büyüme hızına ulaşmış, AB ve OECD ülkelerinden iki kat daha fazla büyümüştür. 2022'nin ilk çeyreğinde %7.5, ikinci çeyreğinde %7.6, üçüncü çeyrekte %3.9 oranlarıyla başarılı büyüme performansını sürdürmekte ve 9 çeyrektir kesintisiz büyüme süreci devam etmektedir. G20 ülkeleri içinde en iyi büyüme performansı gösteren ülkelerin başına geliyoruz. IMF ve OECD gibi uluslararası kuruluşlar ülkemizin 2022 büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmişlerdir. Orta vadeli program kapsamında öngörülen %5'lik büyüme hedefine ulaşarak 2022'de dünyada en güçlü büyüyen ülkelerden biri olacağımıza inanıyoruz. Ocak-Kasım dönemi 11 aylık ihracatımız %14 artışla 231 milyar dolara yükselmiştir. Aynı dönemde ithalatımız ise %36.6 artışla 331 milyar olmuştur. 11 aylık dış ticaret açığı %153.6 artışla 99.8 milyar dolara çıkarken dış ticaret hacmi %26 oranında artarak 562 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde ithalatta ve dış ticaret açığında meydana gelen artışların ana sebebi küresel ölçekte gerçekleşen enerji ve emtia fiyat artışlarıdır. Ekonomideki büyüme, yatırım ve ihracat odaklı güçlenmenin pozitif etkilerini istihdamda da görüyoruz. Türkiye, OECD ülkeleri arasında salgın öncesi döneme göre istihdamını en fazla artıran ülke olmayı başarmıştır.
2021 yılında bir önceki yıla göre toplam istihdam salgın sonrası güçlü toparlamanın etkisiyle 2 milyon 102 bin kişi olmuştur. Salgın öncesi döneme kıyasla toplam istihdam yaklaşık 2 milyon 600 bin kişi artmış. 2022 yılı Eylül ayı itibariyle toplam istihdam seviyesi 30 milyon 867 bin kişiyle tüm zamanların zirvesine ulaşmıştır. İş gücüne katılımdaki artış sürerken işsiz sayısındaki azalış belirgin hale gelmiştir. 2022 yılı genel işsizlik nispetinin %10.8 olması beklenmektedir. Sayın milletvekilleri, enerji tedariki ve arz güvenliği Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gündemin en önemli başlıklarından birisidir. Rusya, ABD ve Avrupa Birliği'nin karşılıklı yaptırım kararları küresel ölçekte siyasi, iktisadi ve sosyal krizler yaratmıştır. Enerjinin güvenli iletimi ve dışa bağımlılığın azaltılması her ülke için stratejik bir hedefe dönüşmüştür. Türkiye, gıda ve enerji krizine çözüm odaklı yaklaşımıyla öne çıkmış, enerji jeopolitiğinde önemli bir avantaj kazanmıştır. Türkiye, aynı zamanda bu krizlerde aldığı inisiyatifle arz ve fiyat sorunlarının seyrini olumlu yönde etkileyerek küresel ekonomiye katkı sağlamıştır. Birçok ülke enerji darboğazıyla boğuşurken, Türkiye gelecek yüzyıllara damga vuracak enerji politikalarını adım adım uygulamaktadır. Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla stratejik bir enerji güzergahı olan Güney Kafkasya istikrara kavuşmuştur. Türk Devletleri Teşkilatı 2040 vizyon belgesi ekseninde ivme kazanan iktisadi girişimler enerjinin gelecek yüzyıllarını şekillendirmektedir. Nükleer, hidroelektrik, güneş ve rüzgar enerjisinde büyük çaplı yatırımlarımız doğalgaz ve petrol keşifleriyle perçinlenmiştir. Sismik araştırma ve sondaj gemilerimiz Karadeniz'de ve Akdeniz'de başarılı çalışmalarını sürdürmektedir. Sakarya gaz sahasında keşfedilen 540 milyar metreküplük doğalgazı denizden karaya nakledecek 170 kilometrelik boru hattı tamamlanmıştır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük projelerinden biri olan doğalgazın 2023 yılının ilk çeyreğinde evlere ulaşması beklenmektedir. Sayın milletvekilleri, küresel ekonomik krizlerin ülkemiz üzerindeki olumsuz etkileri sanayimizde kesintisiz bir şekilde dönen çarklarla büyük ölçüde bertaraf edilmiştir. Ülkede tek fabrika kurulmadı yaygarası koparanlar, ekonomik büyümemizin itici gücü olan sanayi sektöründeki pozitif göstergeler karşısında adeta üç maymunu oynamaktadır. Küresel ekonomideki durgunluğa rağmen sanayi üretimimizde artış devam etmektedir. Sanayi üretimi pandemi sonrası yüksek seviyelerini korumakla birlikte 2022 yılının ikinci çeyreğinde ekonomideki %7.6 büyüme oranına %1.7 puan katkı yapmıştır. Sanayimizdeki bu pozitif ivmenin en önemli itici güçlerinden birisi organize sanayi bölgeleri olmuştur. Organize sanayi bölgelerinin sayısı 379'dur. Kısa zamanda bu sayının 500'e ulaşacağı tahmin edilmektedir. Toplam 75 bin fabrikanın yaklaşık 67 bini organize sanayi bölgelerinde üretim yapmakta ve 2,5 milyonu aşkın vatandaşımız doğrudan istihdam edilmektedir. Organize sanayi bölgelerinin en önemli bileşenlerinden biri de mesleki eğitim merkezleri ve meslek okullarıdır. Üreten ülke Türkiye, güçlü sanayi, güçlü ekonomi hedeflerine ulaşmak için mesleki eğitimin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir. Son bir yılda mesleki eğitim konusunda çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. 33 alanda, 182 dalda nitelikli eğitim imkanı sunan mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısı 1 milyon 100 bine ulaşmıştır. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının gelirleri 2022 yılının ilk 10 ayında 2021'in ilk 10 ayına göre %200 artarak 1 milyar 651 milyon liraya ulaşmıştır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir sorun olan çırak, kalfa, usta bulma sorunu
Mesleki eğitimin iş arayan değil, işte aranan nesil parolasıyla aşılmaya başlamıştır. Bir yanda öğrencilerimizin öğrenim süreçlerini destekleyen, diğer yandan ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan mesleki eğitimde yaşanan olumlu gelişmeleri takdirle karşılıyoruz. Türkiye bir yandan küresel krizlerle mücadele yürütürken, diğer yandan küresel para simsarlarının ve işbirlikçilerinin organize saldırılarıyla mücadele etmektedir. Bir kısım zincir marketler kartel oluşturarak fahiş fiyat artışları yaratmakta, piyasalardaki suni dalgalanmaları bahane ederek hayat pahalılığını körüklemektedir. Öyle ki bu tekelci marketler zincirinin haddini bilmez küstah bir sözcüsü ekonomik gerçekleri çarpıtarak Yavuz Hırsız misali suç bastırmaya kalkışmıştır. Bu malum şahıs enflasyonun dizginlendiği, petrol fiyatlarının düşüşe geçtiği, döviz kurunun yatay seyir izlediği olumlu bir süreçte temel gıda ürünlerine yaptıkları zamları meşru göstermeye çalışmıştır. Keyfi fiyat artışlarıyla hayat pahalılığını körükleyen bu tekelci yapıya karşı denetimler artırılmalıdır. Fahiş fiyat artışları nedeniyle kesilen para cezalarına ek olarak kapatma ve teşhir cezaları caydırıcı bir seçenek olarak mutlaka değerlendirilmelidir. İlk üretimden son zincire kadar kurdukları kartel yapıyla ekonomik gücünü ülkesine ve vatandaşımıza karşı silah olarak kullananlardan adli ve idari olarak mutlaka hesap sorulmalıdır. Bu işbirlikçilerin küresel bağlantıları ve başta FETÖ olmak üzere terör örgütleriyle iltisakları araştırılmalıdır. Unutulmasın ki Türkiye kriz fırsatçılarına, faiz lobilerinin döviz operasyonlarına ve küresel tefecilere geçit vermeyecektir. Bittik, tükendik, mahvolduk söylemleriyle milletimizi karamsarlığa sürüklemeye çalışanlar hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Döviz kuru, faiz ve fiyatlar genel düzeyindeki dengesizlikler üzerinden manipülasyon üretenlerin oyunları büyük ölçüde boşa çıkarılmıştır. Bu kapsamda sanayicilere, çiftçilere, ihracatçılara, turizmcilere, yatırımcılara, esnaf ve sanatkarımıza önemli desteklemeler yapılmıştır. Asgari ücretteki vergiler tamamen kaldırıldı. Tüm çalışanlar kapsama alınarak ücretlerin asgari ücret kadar olan kısmı vergi dışı bırakılmıştır. Salgının vatandaşlarımıza etkisini sınırlandırmak ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla 2021'de 154 milyar, 2022'de 276 milyar liralık vergi gelirinden vazgeçilmiştir. 2022 yılında yaklaşık 7 bin ticari işletmeye 71 milyar kredi ve 61 milyarlık kefalet imkanı sağlanmıştır. Küresel fiyat artışlarının vatandaşlarımıza olumsuz yansımasını azaltmak için doğalgaz ve elektrikte kademeli fiyat uygulamasına geçilmiş ve önemli sübvansiyonlar sağlanmıştır. Uygulanan vergi politikasıyla temel gıda ürünlerinden alınan KDV oranları düşürülmüştür. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut kampanyası başlatılmış ve konut kira artışları sınırlandırılmıştır. Öğrenci kredi borçlarının faizleri silinmiştir. Alınan tedbirler sayesinde fahiş fiyat artışlarıyla piyasa dengesini bozmaya tevessül eden kriz fırsatçılarına mücadele edilmektedir. Vatandaşlarımızın cebine göz diken enflasyon büyük oranda dizginlenme seyrine girmiştir. Enflasyondaki asimetrik artışın refah seviyesinde yol açtığı kayıpları önlemek için asgari ücret, memur maaşları, emekli maaşları ve sosyal yardımlarda önemli artışlar sağlanmıştır. 3600 ek gösterge meselesi çözülmüş, çok sayıda meslek grubunun emekli maaş ve ikramiyeleri artırılmıştır. İnşallah önümüzdeki haftalarda EYT meselesi ve kamuda çalışan sözleşmelilerin kadroya geçmesi konuları da çözülerek tamamen gündemden çıkarılacaktır. Değerli milletvekilleri, aziz Türk milleti, Türkiye özellikle son yıllardaki büyük hamleleriyle kurumsal kapasitesini ve organizasyon yeteneğini artırmıştır. Türkiye yönetim sisteminde, diplomaside, ekonomide, savunma sanayinde
ve teknolojide insanı merkeze alan bir anlayışla küresel ve bölgesel düzeyde örnek bir güçtür. Güçlü sanayi altyapımız, yetişmiş iş gücümüz, yeniliklere hızlı uyum sağlama kapasitemizle aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 21. yüzyıl Türk ve Türkiye yüzyılı olacaktır. Bu düşüncelerle Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2023 yılı bütçesine olumlu oy vereceğimizi ifade ediyor. Bütçenin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor. Yüce heyetinizi ve büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum.